üçü de şey olarak söyledim. Yani iki, bir, iki de birinci sıraya bile koyabilirsiniz tabii ki de. Dolayısıyla böyle bir oyuncunun olması tabii ki de tehdit. Şimdi oyun planından bahsettik. Artık kanatlarda ters ayaklı oyuncu değil. O ayağını kullanan oyuncuları kullanıyor Okan Boruk. Bu da demek oluyor ki merkezdeki oyuncuyu beslemek ana plan. Biraz önce zaten Kerem Demirbay sürprizi olabilir. Ya da hamlesi diyeyim çok sürprizde olmaz da orta sahada Kerem Demirbay hamlesinin olabilme ihtimalini söylememin nedeni de buydu zaten. O topu kanatlara hızlı şekilde ulaştırabilecek, o pası oldukça kaliteli bir şekilde doğru noktaya atabilecek isimlerden bir tanesi olduğu için. Yani Berkan'a göre o anlamda birazcık daha önde olduğu için Kerem'i kullanabilir dedim. Yani kanatlardaki oyunculara daha rahat top atabilir ya da direkt o Simen'e çok daha rahat top atabilecek isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla orayı besleme planıyla çıkacak bir Galatasaray'da. Osimen'in neler yapabileceğini zaten bugüne kadar hepimiz izledik. Napoli'deki performansını çok çok iyi biliyoruz. E tabii ki de bir tehdit. Dolayısıyla oraya da özel anlam şey önlem alınır mı alınmaz mı? Beko hamlesini beklememin nedeni de zaten buydu. Özel önlem derken orada birazcık daha fiziksel gücü olan bir oyuncuyu, fiziksel gücü olan bir oyuncuyla savunmaya çalışacaktır. Dolayısıyla e tabii ki de Osimen gibi bir oyuncunuz varsa bu rakip için büyük bir tehdittir her zaman. Livakovic ile ilgili görüş sormuşlar. Az önce biraz bahsettik aslında. İyi bir sezon başlangıcı. Bu sezonu çok iyi başladı. O kadar eleştirildi ama geçen sezonda bu sezonun başında da hatta işte transfer yapmalı Fenerbahçe kaleci transferi yapmalı diye mesajlar bile geliyordu ama ya bu arada bu sene de kaleciler sezonu mu olacak nedir ya? Uğurcan çok iyi başladı. Trabzonspor kötü başlasa da. Anadolu e, takımlarının kalecileri iyi değil. Onu söyleyeyim. Evet. Kolay goller yiyorlar. E, ama hata li, yapıyorlar. Ama Livakovic de yine için hakkını teslim edelim. O Simen'le ilgili benim yapabileceğim ek şu olabilir Melike. Bazen bazı oyuncular set hücumu des, kontrol atakları, iç sağ deplasman. O Simen her formasyonla oynar. Deplasman oyununda da oynar, iç sağ oynar. Bir kere o mücadele gücüyle rakip stoperler için çok ürkütücü bir profil. Şu an yüzde değil, maç eksiğini görebiliyoruz tabii ki. Milli takımında oynadı, Galatasaray'da oynadı. Milli takımında tabela yapmıştı, Galatasaray'da gol atamadı ama etkinliği önemli. Livakovic tekrar dönecek olursak da şu an form durum olarak Mustera'dan daha iyi ama geçen sezonun evet. bir fotoğrafını çeksek Mustera Livakov için yerini değiştirseydik şampiyon Fenerbahçe olurdu. Yani Mustera geçen sezon bence çok iyiydi. Ligin kader oyuncularından Bu biri oldu. Biraz özellikle ligin final dönemindeki Adana Demir alan yavaşlarını hatırlıyorum. 0-0'lık, 1-0'lık bölümlerde Kurtarışı ile Galatasaray oyunu tutmuştu. Livakov'a e tam tersi ceza sahası dışından Samsun olan yamaçları aklıma gelenler Bu arada kolay zaten Geçen sezon kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciymiş ligdeki Fernando Muslera. Ya istatistiklerden ziyade ne hani ben biraz maç içindeki kurtarışlar yani hep ayrıntıdır. Mesela çok uzak tarih değil 2 sene önceki derbi Jesus Fenerbahçe'de Okan Hoca Galatasaray'daydı. E, Oliveira'nın ben kolay kolay Muslera'nın yiyebileceğini düşünmüyorum. Tam tersi. Galatasaray o gol attıktan sonra da kalesine pozisyon gördü. bat hmm. Batu vurdu. Mustera çıkardı mesela. Onu da altı ay yiyebilirdi. Yani Muslera'nın böyle bir farkı var ki zaten yıllardır Galatasaray'da. Galatasaray onu hiç bırakmayı düşünmedi ama bu sezona iyi başlamadığında bir hatırlatmak gerekmeli ki. Yani Young Boys eşleşmesi olsun. Bir de oradaki Son. aldığı ceza da böyle etkileyer mi psikolojik olarak? Yok 3 maç ceza bence etki, şöyle etkilemesi gerek daha ee, çok alabilirdi. 3 maç gayet iyi bir ceza. Ben daha, hareketi. ben daha evet, çok evet, alabilir daha diye Ben düşünüyordum. minimum 4 olur diye düşünüyordum. Ben de 4 maç en Zaten direkt kırmızının otomatik cezası 2 maç son adam değilsen. Artı bir maç ceza gayet Artı bir maç daha. E, makul bir ceza olmuş Galatasaray'la yine. Peki saat olmuş 12.30. Ben kimim mi? Evet. <laughs> çok uh. derbi konuştuk kesin bir